Evet, şu anda sevgili izleyenler, Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Kahramanmaraş'tan Niyazi Hocam, Sayın Niyazi Can, yayınımıza hoş geldiniz hocam. Duyabiliyor musunuz beni? Evet, duyuyorum. Teşekkür ederim. Duyuyorum efendim. Duyuyorum. Hocam Bu arada yeni açıldığını haber aldığımız Üniversite TV'mizin hayırlı uğurlu olmasını, öğrencilerimiz için, üniversite camiası için güzel programlara imza atacağınızı da inanıyor. Hayırlı çalışmalar diliyor, başarılar temenni ediyorum efendim. Sağ olun, çok teşekkür ederim hocam. Kahramanmaraşlı olmam hasebiyle Sütçü İmam Üniversitesi'nin rektörünün bize araması ve yayına, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nin rektörünün yayına katılması bizleri de mutlu etti. Şu anda stüdyodaki ve kamera arkasındaki bütün arkadaşlarımız da mutlu oldu. Çünkü üniversite TV olduğumuz için üniversite demek, rektör demek, öğrenci demek, akademik kadro demek. Sizler bizi aradıkça, sizler bizi önemsedikçe ne kadar iyi bir iş yaptığımızı hissettiriyorsunuz bize. Mezun olsak bile katkınız bitmiyor hocam. Telefonla da oluyor, cümleyle de oluyor. Her konuda desteğiniz üzerimizden eksik olmuyor. İyi ki varsınız, iyi ki bizlerin önündesiniz, iyi ki hocamızsınız. Sizler sağ olun efendim. Yani Türkiye'de böyle üniversite TV olarak açılmanız gerçekten biz üniversite camiasını ziyadesiyle memnun etti. Ben öyle inanıyorum ki üniversitelerimiz daha iyi orada gündemde olacak. Üniversitelerimizin meseleleri bizzat sizin programlarda gündeme gelecek. Bu da bilim adına üniversitelerimizin gelişmesi adına akademik çalışmaların görünürlüğü, değeri ve ilerlemesi adına da ben bir gelişme olarak değerlendiriyorum sizin bu çabanızı. Çok teşekkür ediyorum hocam. Biraz Kahramanmaraş'a, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne dönelim. Üniversitemizdeki şu anda öğrenci sayımız, personel sayımız, akademik kadro ne durumda? Bizi izleyen birçok öğrenci ve akademisyen var. En azından fikir sahibi olurlar. Biraz üniversitemizden bahseder miyiz hocam, vaktimiz varsa? Peki efendim, üniversitemiz 1992 yılında kuruldu. Ondan bu yana, yani 28 yıllık bir geçmişi var. Bugün o gün itibariyle 1300 öğrenciyle başlayan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bugün 35 bin öğrenciye ulaşmış durumda. 35 bin öğrenciye hizmet üretmek üzere 1500 akademisyenimiz, toplamda 3500 personelimizde eğitim, öğretim, bilim, teknoloji yolunda ilerliyoruz. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi gerçekten yani bu toplumun bildiğinin daha ötesinde çok büyük gelişmelerin içerisinde. Bugün itibariyle 700 yataklı tıp fakültesi hastanemiz, orman fakültemiz, sağlık bilimleri fakültemiz, diş hekimliği, iktisadi ve idari bilimler, eğitim, ilahiyat, güzel sanatlar gibi bizim şu an itibariyle 11 fakültemiz, 8 meslek yüksekokulu, 4 yüksekokul, 3 enstitü, 25 araştırma ve uygulama merkezi bulunmakta. Bu yönüyle birçok üniversiteyle karşılaştırdığımız zaman üniversitemizle ilgili çok önemli bir gelişme süreci içinde bulunduğumuzu ifade edebilirim. Gerçekten hocalarımız da çok kaliteli. Dünyanın her ülkesinde, farklı ülkelerinde ihtisasını tamamlamış, doktorasını tamamlamış akademisyenlerimiz var. Bu yönüyle ben de Kahramanmaraşlı olarak 9 yıldır Kahramanmaraş'tayım. Üniversitemize geldiğimde şehrimin üniversitesinin zannettiğimden çok ileride olduğunu gördüm.
ve biz de bu siteye, bu gelişmeye biz de son işte daha önce eğitim fakültesi dekanlığı yaptım. Fakülte dekanlığında ve 2,5 yıldır devam eden rektörlüğümde de bizden önce başlatılan bu gelişmelere yeni ivmeler kazandırmış oluyoruz inşallah. Evet hocam, özellikle de ben tıp fakültesi olduğunu duydum. Tıp fakültesinin şu anda Kahramanmaraş'taki pandemiyle mücadeledeki rolü nedir? Ne kadar bir yük taşıyorsunuz? Kahramanmaraş'ın bu süreçteki ne kadar sıkıntısını ve pandemiyle mücadelesinde hastasını sırtlandınız hocam? Evet, Kahramanmaraş'ta tıp fakültemiz, sağlık bilimleri fakültemiz, sağlık hizmetleri meslek yüksek okullarımızla sağlık sektörüne hizmet üretmeye çalışıyoruz. Maalesef bu Mart ayından itibaren ensemizde hissettiğimiz pandemi süreci, COVID-19 virüsüyle ilgili tüm dünyada mücadele devam ederken, ülkemizde mücadele devam ederken, tabii Kahramanmaraş'ta da bu virüsle mücadele yoğun bir şekilde devam ediyor. Gerek Kahramanmaraş Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı başta Necip Fazıl Hastanesi olmak üzere biz de tıp fakültesi hastanesi olarak bu pandemiyle mücadelede başat roller üstlenmiş durumdayız. Tabii işin akademisyeni, işin bilim insanları tıp fakültesinde bu anlamda şehrin sağlık sektöründe çalışanların eğitimini de üstlenmiş durumdayız. Bu eğitim sürecinde görevlerimiz var. İşte bu pandemi sürecinde çeşitli cihazlar, başta PCR cihazı ve diğer tıbbi cihazların kullanımı, eğitimi noktasında bizim sorumluluklarımız var. Bunu, bu sorumluluklarımızı yerine getirirken aynı zamanda bu teşhis, tedavi ve gerektiğinde yoğun bakım anlamında da sağlık müdürlüğümüzle çok yoğun, etkili işbirliği içerisindeyiz. Bu birlik ve beraberlik içerisinde bu pandemi sürecinde üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz. Tıp fakültemizde de gerçekten son yıllarda çok önemli gelişmeler var. Geldiğimiz günden beri dedik ki artık hem fakülte olarak hem de klinikler olarak, bölümler olarak akredite çalışmalarına ağırlık vermeliyiz. Kalite çalışmalarına ağırlık vermeliyiz. Yani fakültemizin tüm klinikleri, ana bilim dalları ve bölümlerindeki sağlık hizmetlerinin dünya standartlarında olması yönünde de çaba göstermeliyiz. Bu noktada akredite çalışmaları önemli bir kriter malumunuz. İşte ilk etapta üniversitemiz işte kulak, burun, boğaz, baş ve boyun cerrahisi ile deri ve zührevi hastalıklar kliniklerimiz, ayrıca mikrobiyoloji kliniğimiz 6 parametrede akredite oldu ve diğer ana bilim dalları ve diğer kliniklerde akredite olma sürecini tamamlıyor. Şunu söyleyebilirim, yani biz geldiğimizde yani önemli bir kayıp süreci yaşıyordu hoca anlamında. Bugün itibariyle yani hocalarımızdan tabii zorunlu durumlar dışında hocalarımız tıp fakültesi hastanesinde bulunmaktan memnunlar. Hatta çok sayıda da hekimimiz başka hastanelerden üniversitemize gelmek istiyor. Bu da tıp fakültemizin her geçen gün en azından insan kaynakları anlamında geliştiğini gösteriyor. Şunu söyleyebilirim. Akademisyen öğretim üyesi sayısı son 2 yılda %45 artırıldı. Bu bir, yani mesela hasta başvuru sayısı %60, ameliyat sayıları %65 oranında artırıldı. Bu da tıp fakültemizin şehirdeki
görevini ve fonksiyonunun arttığını ve bunun gereğinin yerine getirildiğini gösteriyor. Fiziksel anlamda, çeşitli cihazları temin anlamında da üniversitemiz tıp fakültesi hastanesinde önemli gelişmeler var. Mesela beyin cerrahi mikroskopu kazandırılarak artık daha yani sıfıra yakın riskli ya da risksiz beyin ameliyatları yapılıyor. Yağ kaynaklı kök hücre tedavileri yapılıyor. Yine ilk hibrit ameliyatları, anjiyografi artı ameliyatla birlikte bunlar yapılıyor. İşte gözle ilgili bugüne kadar yapılamayan ameliyatlar yapıldı. Buna benzer yani fiziksel anlamda da cihaz anlamında da üniversitemizde tıp fakültesinde önemli gelişmeler yaşandığını söyleyebilirim. Evet hocam, hakikaten bölgede bir cazibe hastanesi haline dönüşmüş anladığım kadarıyla. Şu anda çok ciddi bir altyapı oluşturmuşsunuz. Peki şeyi merak ediyorum ben, Kahramanmaraş ciddi bir sanayi şehri. Özellikle çelik mutfak malzemeleri, aynı zamanda tekstil alanında çeşitli fabrikaların çok yoğun bulunduğu yer, organize sanayi bölgelerinin çok olduğu bir bölge. Üniversite sanayi işbirliği ne durumda? Bununla ilgili çalışmalarınız ne aşamada? Evet, teşekkür ederim. Gerçekten çok önemli bir soru yönelttiniz. Yıllardır tüm hükümetlerin temel politikalarından bir tanesi üniversite şehir işbirliği, üniversite sanayi işbirliği. Biz de geldiğimiz günden itibaren bunu ilk ve temel gündem maddesi olarak ele aldık. Sanayi ile sanayiyi temsil eden kuruluşlarla etkili işlevsel işbirliği çalışmalarını başlattık. Bu anlamda bu sektörleri temsil eden Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte ortak projelerimiz var. Örneğin yani kuyumculuk sektörüyle ilgili çalışmalarımız ve projelerimiz var. İşte Kahramanmaraş aynı zamanda kuyumculuk anlamında Türkiye'de önemli şehirlerden bir tanesi. Bu arada bu kuyumculukla ilgili bir takım tasarım çalışmaları ile ilgili bir ortak bir projemiz var. Bu projenin çok önemli bir mesafe kaydedildi. Şu anda kuyumcular odasıyla birlikte inşallah Kahramanmaraş'taki kuyumcularımız artık bir takım tasarımlar için başka illere, İstanbul'a gitmeyecekler. Bundan sonra Kahramanmaraş'ta bunlar olacak. Tabii üniversite içinde iç barışı sağladığımız zaman ancak dış barış ve şehirle, şehirdeki kurum ve kuruluşlarla işbirliği mümkün olabilir. Şehirdeki tüm kurum ve kuruluşlarla etkili işbirliği ve iletişim kanalları açık tutuluyor. Tutmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Bu paylaşım toplantıları, ortak amaca hizmet eden protokoller, ortak projeler, akademisyenlerimizin işletmelere, çeşitli tarım sektörüne, milli eğitime, öğretmenlere, kurum personeline, sağlık sektörüne, belediyelere danışmanlık ve uzmanlık hizmetleri devam ediyor. Üniversitelerin tabii öğretim, araştırma, teknoloji üretme sorumlulukları yanında topluma hizmet sorumluluklarının olduğunu her fırsatta dillendiriyoruz. Eğitim çalışanlarına ve okul müdürlerine, çiftçilerimize, spor alanına dönük belediyelere, talep eden işletme sektörlere yönelik de eğitimler devam ediyor. Bu her dönem 30'dan fazla kariyer etkinlikleri düzenliyoruz. Yine Kahramanmaraş'taki çeşitli firmalarla, çeşitli kurum ve kuruluşlarla kariyer etkinlikleri biliyorsunuz çok önemli. Daha öğrencilik yıllarındayken
öğrencinin ileride muhtemelen çalışacağı sektörler neler bekliyor öğrenciden? Biz öğrencilerimizi sektörlerin beklediği nitelikte yetiştirebiliyor muyuz? Bunlar çok önemli. Bu tür kariyer etkinliklerinde, kariyer fuarlarında öğrencilerimiz daha öğrencilik yıllarında gelecekte kendilerini neler bekliyor? Bunu kavruyorlar. Hatta daha öğrenci iken bu tür fuarlarda ve kariyer etkinliklerimizde öğrencimiz ileride istihdam edileceği, iş bulacağı alanı belirliyor değerli arkadaşım. Evet hocam, hakikaten çok güzel anlattınız Sütçü İmam Üniversitesi'ni. İletişim fakülteniz var mı hocam? Hayır, iletişim fakültesi kurma yönünde çabalarımız var. İletişim, reklamcılık, halkla ilişkiler, basın gibi 4 yıllık yüksekokulumuz var yani Göksu'nda. İnşallah bu eğitim öğretim yılında o yüksekokulumuzu, yani iletişim uzmanları elemanı yetiştirerek yüksekokulumuzu aktive edeceğiz. Gelecek eğitim öğretim yıllarında bu 4 yıllık yüksekokulumuzu, iletişim ve reklamcılıkla ilgili bu yüksekokulumuzu fakülteye dönüştürme çabalarımız olacak. Yani fakülteye de dönüştürmemiz gerekir diye düşünüyoruz. Şimdiden bunun işte akademisyen bulma, eleman bulma çalışmalarını sürdürüyoruz yüksekokul yöneticilerimizle ve hocalarımızla birlikte. Bunda da mesafe alacağımıza inanıyorum, yol alacağımıza inanıyorum. Evet hocam. İnşallah üniversitemiz bir iletişim fakültesine kavuşacak. Hocam en son kim sanırım 500 bin ister programına katılan bir öğrenciniz, tıp fakültesi öğrencisiydi galiba, ya da bir yarışma programı desek belki daha doğru olur RTÜK açısından, orada finale kaldı. Hakikaten evet. Yani Türkiye'de şöyle bir imaj vardı hocam, sizin affınıza sığınarak söylüyorum. Özellikle de büyük şehirlerde Sütçü İmam aslında kurtuluşun fişeğini ateşleyen çok kıymetli bir şahsiyet, büyük bir lider. Daha Türkiye'de Kurtuluş Savaşı'nın K'si yokken Kahramanmaraş'ta ilk silahı ateşleyen kişi, ama dershanelerde ders çalışmayan öğrencilere işte sen çalışma, böyle gideceğin yer Sütçü İmam Üniversitesi falan gibisinden tabirler falan duymuştum ve ben çok üzülmüştüm. Şiddetle de karşı çıkmıştım. Ve bugün de sizin anlattıklarınız ve o programdaki sizin tıp fakültesi öğrencisinin finale kalması, hakikaten bu söylenen sözlerin hepsini aldı, çöpe attı. Sütçü İmam Üniversitesi'nin, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nin nedenli kaliteli, nedenli iyi öğrenci yetiştirdiğini ortaya koydu. Hatta hocam orada programda kitap konusunda çok okuduğunu ama bazı kitaplara erişmede sıkıntı yaşadığını bahsetti. Biz hakikaten çok mutlu olduk çünkü böyle başarılı bir kişinin kitap konusunda yetersiz kalması ve bir seferberlik de oldu öyle biliyorum, onunla ilgili ciddi bir çalışmalar da oldu. Evet. O süreci de bizimle biraz paylaşır mısınız hocam? Evet, bu milyoner programı bayağı klasikleşmiş bir program, bir televizyonun. Evet. Tabii birçok yarışmalara katılan öğrencilerimiz var. Yani öğrencilerimize bunu da hasreten öneriyoruz. Yani bu tür yarışmalara katılın, bu tür panellere katılın, bu tür programlarda Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğrencileri olarak orada bulunun diyoruz. Ve işte sizin de ifade ettiğiniz gibi tıp fakültemizde okuyan Arda isimli öğrencimiz bugüne kadar ulaşılamayan o başarıyı, o rekoru kırdı.
hala daha bizim öğrencimizin kırdığı rekoru, rekora ulaşan herhangi bir başarı sergilenmedi. Evet. Keşke tabii daha yeni öğrenciler, yeni başarılar olsun da biz istiyoruz. Ama o başarının düzeyine çıkan o yarışmada henüz olmadı. Ve biz tabii o ve onun gibi öğrencilerle gerçekten gurur duyuyoruz. O şekilde çok sayıda da her fakültemizde öğrencilerimiz var. O öğrencimiz de ve onun gibi öğrencilerimiz de tabii tüm öğrencilerimizle çok etkili işbirliklerimiz var. Yani öğrenciler bize dekanına rahatlıkla ulaşıyor. Öğrencilerimiz hocaları ile şu anda pandemi döneminde bile her an hocalarıyla yani mevcut iletişim kanallarını kullanarak gerekli pandemi sürecindeki kurallara, maske, mesafe, hijyen kurallarına uyarak öğrencilerle hocalarımız irtibat içinde ve öğrencilerimiz istedikleri zaman da bize de ulaşıyorlar. Yani kapımız sonuna kadar açık öğrencilerimiz için ve bu anlamda işte Arda dahil tüm öğrencilerimiz üniversite yönetimine her türlü meselesini rahatlıkla ulaştırıyorlar. Nitekim işte son KPSS'de de o KPSS dediğimiz sınavda da ilk dörde giren öğrencilerden bir tanesi yine Kahramanmaraş Sütçüman Üniversitesi'nden çıkmış durumda. Yani buna benzer dereceleri her fakültemizde, her bölümde, her programda görüyoruz. Bu anlamda yani öğrencilerimizin bu özel yani derslerindeki başarıları yanında derslerini daha da güçlendirecek proje, tez ve diğer patent çalışmalarında da hocalarıyla birlikte büyük bir çalışma içerisinde olduğunu buradan ifade edebiliriz. İşte teknokent, yani Türkiye'deki önemli teknokentlerden bir tanesi Kahramanmaraş'ta. Bu teknokentimizde ARGE merkezleriyle buluşmalarımız var. Biliyorsunuz yani Kahramanmaraş'ta çok önemli sektörler var. Özellikle başta tekstil başta olmak üzere. Bu sektörlerin de ARGE merkezleri var. Onlarla buluşmalarımız var. 22-44 sanayi doktora burs programları var. Bu programlarda öğrencilerimiz var. Yine bildiğiniz gibi teknokentte bilişim teknolojisinde ilk 500 firma arasında 3 firmamız yer aldı. Bilişim teknolojisinde ilk 500'e giren 3 firmamız var. Bu da basında yer etti. Yine üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi anlamında teknoloji transfer ofisi kuruldu. Teknoloji transfer ofisimiz de ekipler halinde bu firmalarla, sanayideki kuruluşlarla akademisyenlerimizin etkili işbirliği çalışmaları var. Şunu söyleyebilirim. Ulusal ve uluslararası düzeyde proje hazırlama ve patent başvuruları üniversitelerin temel bir özelliği olduğunu biliyoruz. Üniversitemizde patent başvuruları ve akredite çalışmalarını biz daha da hızlandırdık. Bununla ilgili bir örnek vermemi isterseniz, son 2 yılda Avrupa Birliği, DOAKA, Bakanlıklar, TÜBİTAK, Santel, BAP projelerine başvuru ve kabul edilen proje sayılarını şöyle karşılaştırdığımız zaman 100 üzerinden büyük artış olmuştur. Örneğin proje başvuru sayısı 2017'de yani 0 işte 1 2 iken 2019'da bu yani 0 1 olan bu proje sayısı 2019'da Avrupa Birliği'ne 13, DOAKA Bakanlığı 17, TÜBİTAK Santel
tam tez sanayi tezleri anlamında 49 olmuştur. Yani 15 kat, 20 kat, 40 kat bu proje başvuru sayılarımız artmış ve bu başvuruların da kabul edildiğini büyük ölçüde görüyoruz. Patent başvurusu da önemli. 2017'de yine patent başvurusu 1, tasarım başvurusu 0 iken 2019'da ulusal patent başvurumuz 7 ve tasarım başvuru sayısı 10 olmuştur. O anlamda da 7 kat, 10 kat patent ve tasarım başvuru sayılarının arttığını görüyoruz. Bu evet. 2019'la tabii karşılaştırıyorum. Ben 2020'de biliyorsunuz bu pandemi sürecini yaşıyoruz. Evet. Pandemi döneminde tüm üniversitelerde olduğu gibi bizde de aksaklıklar oluyor. Ama ben ekibimle birlikte bu pandemi döneminde de hiçbir bilimsel çalışmamızın, hiçbir patent başvuru çalışmamızın, hiçbir proje hazırlama ve başvuru çalışmalarımızın aksamaması yönünde büyük gayret gösterdiğimizi söylüyorum. Ve üniversitemizde adı var, kendi olmayan birim, bölüm ve merkez bulunmasın. Bir birim varsa, bir araştırma merkezi varsa bunun faal olması lazım. Faaliyet varsa arkadaşlarımıza devam edelim diyorum. Eğer faaliyet işte üretemiyoruz diyorsanız bunu üretebilene devredelim değerli arkadaşım diyoruz. Dolayısıyla adı var kendi olmayan hiçbir birim, merkez, bölüm yoktur diyebilirim yani üniversitemizde. Harika hocam. Bunlar yani bizim geldiğimde 17 araştırma ve uygulama merkezi vardı üniversitemizde Harun Bey. Bir bu 17 merkezi faal hale getirdik. İlaveten de yeni araştırma merkezlerini devreye soktuk. Yani mesela Kahramanmaraş işte edebiyat şehri. Yani edebiyat şehrinde bir edebiyat bölümünde lisansüstü eğitim yok. Böyle bir şey olabilir mi? Ve nitekim bugün Cumhurbaşkanımızın açtığı Kahramanmaraş Göksun arasındaki 13 tünelin olduğu o yola edebiyat yolu adı verildi. Ne kadar Harun güzel. Bey. Evet ve o her bir tünele de Kahramanmaraşlı şair ve yazarların adı verildi. Yani Kahramanmaraş Edebiyat Araştırmaları Merkezi'ni kurdu. Kısaca adına da EDEM dedi. Ay çok güzel. Kahramanmaraş'ta ilk kez tabii bu toplumun kendi kültürünü, kendi inancını da öğrenmesi lazım. Kendi peygamberini tanıması lazım. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi diğerine bir araştırma merkezini kurduk. Ve bu son 1,5 yıl içinde online 50 kitap yayınladı Harun Bey. Müthiş, müthiş yani, hocam. Yani bunu Cassius Tamer diye girdiğiniz zaman bu 50 kitabın adını görebiliriz. Yani 1,5 yılda online bir araştırma merkezimiz 50 kitap yayınlıyor. Kahramanmaraş Türkoğlu'nda lojistik merkezi vardı, faal değildi biliyorsunuz. Bunun faal olması yönünde de çaba gösterdik ve yine ilk kez üniversitemizde uluslararası lojistik ve ticaret uygulama ve araştırma merkezini kurduk. Ve bu merkezimiz uluslararası kongre düzenledi. Bu kongreden sonra yine bizim Kahramanmaraş Ticaret Odası Belediye Valiliğimizin de katkılarıyla Türkoğlu'ndaki lojistik merkezi faaliyete geçti. Yani burada bizim üniversitemizdeki bilimsel çalışmaların yani önemli etkisi oldu. Maraş deprem bölgesi biliyorsunuz. Deprem Araştırma ve Risk Yönetim Merkezimizi güçlendirdik. Yani burada şehrimizde depreme dönük, risk yönetimine dönük, risklere dönük çeşitli araştırmalar yine üniversitenin Deprem Araştırma ve Risk Yönetim Merkezimiz tarafından yapılıyor. Yani Kahramanmaraş
edebiyat şehri olduğu anlamda yanında aynı zamanda eğitim şehri. Tarihten beri çok önemli bilim insanları Kahramanmaraş'ta yetişmiştir. Üniversitemizde öğrenen üniversite sürekli eğitim koordinatörlüğü kurduk. Kalite malumunuz çok önemli çağımızda. Kalitenin de kalitelisini ortaya koymamız lazım. Kalite koordinatörlüğü kuruldu. Yine üniversite sonrası lisansüstü eğitim yanında, tabii lisansüstü eğitimde doktora çok önemli. Doktora sonrası araştırmaları da koordine etmek üzere doktora sonrası araştırma ve proje geliştirme koordinatörlüğü kurduk. Mesela DOSAP diyoruz. Yani bu ve benzer çalışmaları. Evet. Belki başka programlarda anlatabiliriz. Evet hocam, hakikaten Sütçü İmam Üniversitesi anlatmayla bitirilmiyor. Bizim programımızın ismi Okuyalım, Okutalım, Askıda Kitap. Biz okumaya ve okutmaya teşvik oluşturmak için çok ciddi mücadele veriyoruz. Çünkü Türkiye okumada dünyada 86. sırada. Bunu üst sıralara taşımak için mücadele ediyoruz. Çok önemli. Evet sayın hocam, ilk gün yayınımıza katılan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ve iş insanı Halil Tatar askıya kitap astılar. Ve şu anda bütün Kahramanmaraş'tan ve Türkiye'den bu kitapları talep etmek için arkadaşlar arıyor bizi. Kitaba erişemeyenler arıyor bizi. Arda ve bütün Türkiye'deki Arda gibi öğrencilerimizin kitaba erişebilmesi için www.universitetv.com.tr'ye girerek Türkoğlu Belediye Başkanımız Sayın Osman Okumuş ve iş insanı Halil Tatar beyefendinin askıya astığı kitapları ücretsiz bir şekilde adreslerine teslim olarak alabilirler hocam. Sizin de bu çok konuda güzel, çağrı yapmanızı arzu ediyorum. Aynı zamanda konuşmalarında Türkoğlu Belediye Başkanımız üniversiteye binayı ve çevre düzenlemesini, kampüsünü biz yaparak üniversiteye katkı sağladık, destek olduk dedi. Yine iş insanı Halil Bey eğitim adına ne varsa Kahramanmaraş'ta biz taşın altına elimizi koymaya hazırız dedi. Siz edebiyat şehri Kahramanmaraş dediniz. Sanırım UNESCO'ya da bir adaylık durumu söz konusu. Evet. Geçen onunla ilgili de bir program Kahramanmaraş Kalesi'nde gerçekleştirildi. UNESCO edebiyat şehirlerine adaylık başvurusu söz konusu. Hem okuma anlamında, kitap anlamında daha çok gençlerimizi, nesillerimizi kitapla buluşturma anlamında biz de elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Yani kitap dediniz de örneğin eğitim fakültemizde teoriyi uygulamaya taşıyan okur yazar lider öğretmen modeli geliştirdik Harun Bey. Evet. Bu model içerisinde derslerin dışında bir öğretmen adayının ulusal ve dünyada yazılan çok önemli kitaplardan 40 tane belirledik. O kitapları okuyup onunla ilgili tahlilleri yapıp özetler çıkardıktan sonra biz artık öğretmen mezun ediyoruz. Bizim mezunlarımızı şu anda özellikle tabii devlete atanmada sınav var. Özel sektöre atanmada böyle bir sınav yok ama yine de bu sınav sonuçlarını dikkate alıyor özel okullar, kolejler. Bizim mezunlarımızı dört gözle bekleyen kolejlerin olduğunu biliyorum. Gerek Kahramanmaraş'ta gerekse Türkiye'deki diğer kolejlerde. Yani okuma dediniz de ben de eğitim fakültemizde ki bu okumaya verilen ağırlık
Kitapla ilgili bu örneği sizinle paylaşmış oldum. Hocam hakikaten şu anda rekora koşuyoruz. En uzun telefon konuşmasını sizinle yaptık. Çünkü kesmek de istemedim. O kadar güzel sağ olun, anlattınız sağ olun, ki o kadar güzel Kahramanmaraş'tan, sanayiden, tıp fakültesinden, eğitim fakültesinden ve birçok konudan o kadar çok bahsettiniz ki hakikaten şu anda reklam süremiz geldi, dayandı. Tamam, daha birçok konuğumuz vardı. Onları da alacağız. Sayın hocam, son artık sizden sonra reklama gireceğiz. Kitap okuma ve okutma konusunda Türk ulusuna, Türkiye'ye, bizi Avrupa'dan izleyen bütün vatandaşlarımıza mesajınız ne olur sayın hocam? Ya tabii insan demek okuyan demek, kitapla, yazılanlarla haşir neşir olan insan demek. Yani insanın, düşünenin en büyük özelliği okumasıdır. Üniversiteler olarak sizler de medya mensubu olarak bu noktaya önem veriyorsunuz. Bizim hasreten tabii bizim öncelikli meselelerimizden bir tanesi. Ben öğrencilerime İşte 5 tane kitap tavsiye ederken bu 5 kitapla sınırlı kalmayın. Bunları destekleyici başka kültür, tarih, edebiyatla ilgili kendinizi, kendi medeniyetinizi, kendi köklerinizi ve dünyadaki gelişmeleri de size kazandıracak kaynaklarla mutlaka buluşun diyorum. Ve bütün neslimize, gençlerimize mutlaka kitapla haşır neşir olmadığı bir gün yaşamamalarını hakikaten öneriyorum. Bu kitapla buluştukları gün onların gerçekten yaşadıkları gün ve mutlu oldukları gündür diye düşünüyorum. Çok ve sizin bu kitap okuma kampanyanıza yürekten destek veriyorum. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. İstanbul'dan, Mecidiyeköy'deki stüdyolarımızdan Kahramanmaraş'a, bütün Sütçü İmam Üniversitesi mezunlarına, okuyanlarına, bütün akademik personele İstanbul'dan sevgiler, saygılar, selamlar hocam. Teşekkür ediyorum. Ben de sizlere bu fırsatı bizlere verdiğiniz için şükranlarımı sunuyorum. Tüm mezun öğrencilerimize hayatta başarılar diliyor. Halen devam eden öğrencilerimize, akademisyenlerimize, idari personelimize başarı ve mutluluklar diler iken, bu pandemi sürecinde rahatsızlanan kardeşlerimize acil şifalar, vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyor. Bu hastalarımızı da acil şifalar dilerken, vefat edenlerin yakınlarına da sabır niyaz ediyor. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun.